Güneşli bir İstanbul sabahından nereye gidiyoruz? Size bu videoda Trendyol uygulamasının, daha doğrusu Trendyol'dan yapılan alışverişi, biliyorsunuz Trendyol alışverişlerinizde kargo olarak teslim alma noktaları var birçok yerde. Bizim evin de çok yakınında bir teslim alma noktası var. Biz de böyle bir şeyi bir videolaştıralım dedik. Hani nasıl oluyor hikayesi, bir onu gösterelim size kısaca. Biz alışverişi yaptık. Dün bize hem mesaj geldi hem de uygulamadan bildirim geldi. Şimdi Trendyol'dan gelen bildirime göre de şimdi gidiyoruz. Teslim alma noktasından Trendyol'un ürünümüzü almaya gidiyoruz. Hadi. Kısaca şeyden de bahsedeyim size. Bu uygulama, burada da inşaat var, inşallah ses güzel çıkıyor olur. Bu uygulama çok güzel bir şey. Daha çok hafta içi çalışan, 8-5, 8-6 gibi yani, tüm gün çalışan ve evde kimse olmayanlar için çok güzel bir uygulama olmuş. Buraya geliyor. 7-24 istediğiniz zaman gelen şifreyle birlikte teslim alma noktasına gittiğinizde ürünü çok rahat bir şekilde alabiliyorsunuz. Kimseyle muhatap olmadan ayrıca. Aynen, kimseyle muhatap olmuyorsunuz. Böyle de bir güzelliği var. Tam olarak adı da Trendyol Kargo Otomatiymiş. Bu arada biz de ilk defa kullanacağız. Hep beraber bakalım mevzusuna. Şimdi çok kısa bahsedeyim. Şunlar büyük kutular için galiba. İşte şöyle küçük, çok küçük kutular için var. İşte orta boyutlular var. Aşağıda da büyük kutular için var herhalde. Sana bir şey söyleyeyim mi? Amazon'da da vardı böyle, hatırlıyor musun? Ben sana ne demiştim? Amerika'dan teslim bir şeyleri sipariş veriyorsun. Bu şeylere geliyor. Buradan giriyorsun. Şimdi hangi kapak açılacak bilmiyorsun. Evet. Kapağı otomatik açacak. Şimdi hep beraber göreceğiz nasıl olduğunu. Şimdi sipariş ekran güneşten yansıyabilir. Çok gözükmeyebilir. Sipariş teslim al diyor. Gözüküyor mu bilmiyorum. Biz gözüküyoruz zaten. Evet. Sipariş teslim al. Şuradan gölge yapsam ben. Sipariş teslim al'a tıklıyoruz. Evet, çıkıyor galiba. Telefonunuza, mailinize gelen tek kullanım şifreyi aşağıdaki alana girin diyor. Aynı zamanda da bu şifreyi nereden ulaşacağınızı şimdi bu videonun da hemen yanında şu an oynuyor, oradan da görebilirsiniz. Uygulamadan, Trendyol uygulamasından ve aynı zamanda da mesaj olarak da bu şifre geliyor. Bu şifreyi şimdi girelim. Şurada kaldık. Evet, şifremizi hemen girelim. 42-331. Ne diyor? Devam edilmek için kutucuğu işaretleyin. Kişisel veri, evet okudum, anladım olayı. Teslim alacak kişinin baş harfleri çıkıyor. Buradan da teyit edebiliyorsunuz. BH bizim doğru, evet dedik. İşlem bakın açtı. Burası otomatik açıldı. Ürün burada. Başka bir şey yok. Kapağı da tekrar kapatıyoruz. Aynı zamanda gel buraya da. Burada da nerede açıldı olduğu bilmiyorum, belli oluyor mu ama şöyle yanıp sönüyor. Teslim edilmiştir diyor. Ha, tekrar kapak aç var. Öyle de bir seçenek var, hani aldın alamadın gibi bir şey herhalde. Evet. Tamam, zaten monitörde normale döndü. Evet. Ürünü aldık. Bu kadar. Gelen kargomuz buydu, aldık. Çok mantıklı, çok güzel bir şey. Hani yeterlidir diye düşünüyorum herhalde. Böyle yer olmadığı oluyor mudur bilmiyorum. Öyle sıkıntılar yaşayan veya daha başka sıkıntılar yaşayan varsa yorumlara bildirebilir. Hani nelerle karşılaşacak insanlar bilsin. Biz ilk deneyimimizdi. Gayet hiçbir sorun olmadan geldi, çak diye aldık. Çok da güzel. Trendyol kargo otomatı. Başarılı. Güzel bir buluş. Trendyol'a teşekkür ediyoruz. Reklam almış gibi olduk ama alakası yok. Böyle. Bu video bu kadardı. Bunu göstermek istedik size.
İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarız faydası olmuştur. Bilmeyenler için özellikle. Ama böyle bir şey varmış mı? Olmuşsunuzdur inşallah. Amacımız zaten bunu yapmak. Bilenler için de ekstra bir bilgi olsun. Bilenler varsa dediğim gibi ekstra başka problemler yaşayanlar, işte geldim alamadım, kapı açılmadı, işte kargo açtım içi boştu, şuydu buydu gibi yorumlara belirtirseniz videoyu izleyen kişilere ve bize de yardımcı olmuş olursunuz. Teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.